Herkese selamlar dostlar. 9 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var ve inanılmaz yüksek oranlarım var. Öncelikle ondan bahsedeyim. İdeal tercihlerim var ama ideallerim de yüksek bazı maçlara 1.80 bandında. Oranlar yüksek ona göre kendiniz mistinizi biraz daha düşürüp oynayabilirsiniz. Öncelikle skor yarışmasıyla başlayalım. Geçen Galatasaray maçının skorunu sorduk fakat tek arkadaşımız bilmiş. Ramazan Şahin isimli arkadaşımız bilmiş. Instagram üzerinden bana zaten mesaj attı bu arkadaşımız skoru bildim diyerekten de. Zaten başka bilen de yok. Az önce baktım. Tego bildiği için katıl gruplarımıza girme hakkı kazandı. Bir maç skoru yarışması yapalım. Zalgiris Bodo. İddia ediyorum bunun skorunu bilen az kişi olacaktır. Çünkü bu maç biraz ters çıkabilir. Çünkü sizin muhtemelen yapacağınız skor tercihlerini biraz biliyorum. Daha çok Bodo tarafına. Fakat Zalgiris tarafında bir sürprize gideceğim ben de. Bakalım birlikte anlatacağız zaten. Birazdan anlatacağım. Sizce maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca misafir edelim. Geçtim bunu. Dün vermiş olduğumuz pazar yüksek misleri bir tanesi başarılı bir tanesi başarısız. Toplamda Ağustos ayı boyunca 7'de 6 olduk. Tekne olarak yüksek misli olarak Ren maçını verdim. Ren iyi de başladı. Laborde ile plan kaçırdığı pozisyon var. Terrier'le aynı şekilde. Fakat golü bir bulamadı. İlk yarıda etkin oynamıştı hatta. İkinci yarıda bir tane yedi. Maçta zaten öyle bitti. Ren gelmedi burada. Avrupa için Avrupa'dan oynananlar için veya e, anladınız vesaire geçtim. Üçlü bir yüksek misli verdim burada. Gent maçında toplam gol 1.500. Kopenhag maçında toplam gol 1.500. Alkmar maçında toplam gol 1.500. Alkmar son dakikalarda geldi. Ben gollü bir maç bekliyordum. Üçünden de beklediğim gibi oldu açıkçası. Burada 1.99 gibi orandan yüksek mislimiz de başarılı oldu. Onu amortetli diye düşünüyorum. Bir de pazar günü kombinesi olarak vermiştim. İdeallerim başarısız oldu kombinelerim bu arada. Kopenhag'a baktığımız zaman da direkt doğrudan galibiyetini verdim. 4-1 gibi net bir skorla galip geldi. Antalya maçı KG var olmadı. Çünkü bir, bir mesela bir arkadaşımız yazdık. Battık, bittik. Yani Antalya sporlu Luis Adrian olması lazım penaltıyı vuran. Kangurulama vuruyor. Ya Mustera'yı hiç mi izlemedin? Penaltılarda her zaman bu adam sonradan atlıyor zaten. Hayır onu geçtim. Sen Jorginho olsun ya. Kangurulama atlıyor. Hacı Wright karşı karşıya çalım yapmaya. Kalecinin sağ bo solu bomboş. Atsa atacak atmıyor. Yani atmıyorsa yani maç beklediğim gibi geçti. Tempolu geçti. Antalya'da pozisyonlara girdi. Penaltı kaçırdı üstüne. Fakat gol gelmeyince benim de elimden gelen bir şey yok. Yani benim elimden gelen anca Antalya stadını gidip sahaya atlayıp hakemi dövüp içeri girip maçı iptal ettirmem lazım. Bu kuponun yatmaması için. Onu da imkansız yani. Yapacak bir şey yok. Geçtim bunu da. Hatta canlı telegram grubundan da bahsedeyim bir de canlı maçlar olarak dün şöyle güzel bir seri yaptım. Bu benim ilk bahsimdi mesela. Leicester maçını devrede verdim. Leicester'ın atacağı 2 gol dedim. Yani bir tane daha gol atar dedim Leicester. O başarılı oldu. Burada Leipzig'in ilk yarı 1.5 üstü geldi. Editor arkadaşımız verdi. Başarılı. İkinci gol lens olarak ben verdim. Bu ikinci bahsimdi. Lens iyi oynuyordu. İlk yarıyı domine etti. 2'yi de atar dedim. Öyle de oldu. Başarılı oldu. Hamar bir maçını takip ettim ilk yarıda aynı şekilde. Dört tane maçı döne döne izledim. Bir tanesi de Hamarbiydi ilk İlk yarı bir sıfır bitti dedim ki üç farklı Hamar bir galibiyeti gelir dedim burada. 90'da gol geldi. O başarılı oldu. Bu bir de bir. Leipzig bu geldi. Dördüncü bahis olarak da United'ın dedim ki üçüncü golü ev atar dedim. Ki Ronaldo'nun kaçırdığı böyle burada Rashford kaçırdı. Hakem burada bayrağı kaldı da offside yoktu burada. O geldi hatta dedim ki fazla bekletmem. 2'de 2 derken vesaire derken 3'de 3 vesaire derken 4'de 4 oldu zaten. Bu şekilde canlı maçlarda da ilerledik. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır arkadaşlar. Like'larınızdan dolayı teşekkürler. Şöyle artı 300, 200, 300 bandına çıkabilirsek bizim için yeterli olacaktır benim için. Zalgiris moda maçıyla başlayalım. Bakın. Şimdi Geçen maçı mutlaka izlememişsinizdir diye düşünüyorum. Zalgiris moda Sıkıcı bir maç olur ki yayını da yoktu belki sanırım hatırladığım kadarıyla. Nesine de var mıydı acaba? Nesine de muhtemelen yayın vardır. Varmış yani. Bu maçın varsa önceki maçında vardır. 5-0 bitti. Ama maç kolye baktığınız zaman da istatistikleri göremiyorsunuz. Yani %50, %50, 0 şut, 0 Maç kolye o maça çalışmadı diyeyim ben size. Sanırım yayını da yoktu ya. Ben şimdi çünkü Zalgiris YouTube kanalına atmış 8 dakikalık bir özet. O maçı izledim ben. Ki ufaktan da canlılar da takip etmiştim ben siteden. Velhasıl kelam Zalgiris arkadaşlar 5-0 yenildi fakat ilk 10 dakikada 3 tane gol pozisyonu buldu. Özellikle 3. dakikada bulduğu kafa vuruşu bomboş kaleye kafa vuruşunu vuramadı orada Zalgiris oyuncu. Siyahi oyuncuydu. İsmini unuttum şimdi. Ya not almamışım ismini de. Demem o ki Zalgiris ilk maçta 5 7 fakat pozisyonlarda girdi. Hatta diyorum ya ilk 10 dakikada 3 tane gol pozisyona girdi. Şimdi 5 tane de gol yedi. Hafta içinde oynadığı pardon hafta sonunda oynadığım maça baktım ben. Rotasyona gitmiş. Kadroda özellikle hücum oyuncularını dinlendirmiş. Zalgiris rotasyona gitmiş. Çünkü bu adamın yapacak hiçbir şey yok bakın. Bu adam çıkacak. 5 tane gol yemiş saldıracak. İlk yerden ilk dakikadan itibaren bu saldıracak. Ben bu atacağı bir gol alırım. Oran neymiş bakalım birlikte bakalım şöyle. 1.34 bak ideal. Aldık mı? Şimdi ben Bodo'yu Bodo tarafından zaten biliyor. Hafta hafta sonunda 7 attı OSPK'ya. Klasik maçı vardı hatırlar mısın? İlk maçta ilk maçta 3-0 yendi. İkinci maçta deplasmanda 3-1 mağlup oldum. Dedim ki ben Bodo takım orada maç sonu 2'ye gitmiştim. Bodo takımı dedim ki yani oynar dedim. İhanet etmez dedim. Deplasmanda da olsa oynar dedim oynamadı. 5 tane attı. Burada bence hiç oynamaz. Belki o klasik şeyini oynayabilir fakat Zalgiris'te yani boş takım değil. Oynamak isterse burada kendi evinde oynayacaktır. Ben diyorum ki ev sahibi bir buçuk üst. Bakın. 3-11 oran. Bir golünü zaten idealden aldık. Okey. Ben diyorum ki Zalgiris'in atacağı ikinci golü de riskine girelim diyorum. Ev sahibi bir buçuk üst. 3-11 gibi orandan tekli olarak öneririm sizlere. İster sisteme atın, ister başka bir yere atın, isterseniz cebinize atın, isterseniz başınızın üstüne koyun. Zalgiris'in atacağı iki golü de burada düşük misli yüksek oran değerlendirebilir ama ideali tek golüdür. Geçtim. Hunik'le Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız inanılmaz top oynadı. Ve inanılmaz top oynamadı aslında. Fakat şöyle söyleyeyim. Özellikle orta sahada Gabonlu ve Ganalı iki tane oyuncusu var. Kim bunlar? Bukhari ile Kanga. Zaten gollerini attılar. Orta sahadan kaptıkları topla öyle bir çıktılar ki. Yani Puni'nin defansı falan adamların belini kırdı. Yani bir sağa götürdü bir sola götürdü. İki tanesinin belini kırdı zaten öyle söyleyeyim ben size. Maçı da izledim bu arada. 5-0 bitti. O günde güzel kazanmıştık zaten. Handikapını ilk kere ev iki yarıyı kazanır. Her türlü Kızıl Yıldız'a yönelmiştim ben. Şimdi burada Punik takım o maçta pozisyonlar buldu mu buldu. İyi oynadı mı? Yani kısmen yani çok kötü oynamadı. Beşçemesine rağmen bakmayın. Kızıl Yıldız dediğim gibi bulduğu pozisyonlar çok iyi değerlendirdi. İleride zaten Pesic var Karagümrük'ten tanıdığımız. Yine Sırplı bir golcü var. Katayi o da çok formda. İyi başladı yani ligine. Kendi Sırbistan liginde de iyi başladı Kızıl Yıldız. Velhasıl kelam Punik burada gol atar mı? Onlar da Beşçedi onlar da saldıracaktır. Güzel bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Yüksek oranı ile birlikte burada. 1.78 gibi orandan her iki takımın atacağı golü aldım. Başka bir tercihim yok. Oranlar yüksek bugün. Bol keseden veriyorum. Ferenc Faroş ile Karabağ mücadelesi. Şimdi o mücadeleyi de ben izledim. Takip ettim. Güzeldi. KG varımızı verdik. Aldık çıktık. Tertemiz oldu. Devrede geldi. Hatta hatta 2-1 skor vermiştim YouTube'da. Yani Karabağ'ın 46'da golü Vardan iptal oldu. Offside nedeniyle. Vaci atmıştı. Şimdi Karabağ'a baktım. Oynadığı maçta rotasyona gittim. Yani ligde oynadığı ilk maçını 1-0 kazandı. Rotasyona gitti o kat şeyde. Mesela Zubir oyuna bile girmedi. Tek forvetleri Vaci oyuna bile girmedi. Senegalli. Karabağ zaten maçı önemsiyor ki. Karabağ'ın zaten sürekli Avrupa'da ne kadar istekli olduğunu son iki Avrupa bülteninde anlatıyorum ben sizlere. İzliyorum çünkü. French Varouche'da kendi evine iyi takım. Karşılıklı pozisyonlara girdiler özellikle. French Varouche'un golü zaten karambole geldi. Kiev karamboli gibi bir karambol oldu. En sonunda kafayı bir vurdu. Gol girdi. Frenç Faroş'un. Karabağ'ın golüne baktığımız zaman da Ferikik'ten vurdu. Dönen kaleci böyle topu sektirdi. Dönen topu tamamladı. Velhasıl kelam her iki takımda pozisyonları giriyor. Bu maç bence uzatmaya gidebilir. Ama yine 1-1 skora göre gidebilir. 1.68 gibi orandan KG varanı öneriyorum. Uzatmaya gitme gitme ihtimali olduğundan dolayı da 2.92 orandan da bir maç sonu sıfırı sizlere önermek istiyorum. Bol şanslar. Sturm Graz ile Dynamo Kiev bu maçın da özetini izledim uzun özetini şimdi Kiev baktığımız zaman istatistik olarak baktığımız zaman %60 da top oynamış oyunu domine etmiş daha çok e, Sturm Graz'ın ceza sahasında topla buluşmuş bunları geçelim maçı izlediyseniz göreceksiniz ki Sturm Graz'ın girdiği pozisyonlar daha net kontra atak oynadı yani kontra atak oynamasına rağmen 4'e 2 geldi atamadı. Kale pası 6 pasını oradan dışarı vurdu. Bir tane boş kafa vuruşu var. Yani Sturmgras'ın girdiği pozisyonlar ben daha net olduğunu söyleyebilirim. Kiev golden sonra özellikle biraz daha rahatladı. Golde zaten sol kanattan gelen ortayla birlikte kafa vurdu. Arkadan oyuncu ayağıyla tamamladı. Velhasıl kelam geçtim bunu. Yani Sturmgras burada kendi sezonunda ilk Salzburg'la kendi evinde oynadı. O Salzburg'u devirdi mesela. Kendi evinde ben burada Sturmgras'ın bırakacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman dediğim gibi ilk maçta kontrol oynayan bir takım vardı. Genel maçı Kiev domine etse de Sturm Graz girdiği pozisyonlarda daha etkiliydi. Sturm kendi evinde iyi takım ve şunu söyleyeyim ben size. Ben Sturm Graz'ın son bir maçı vardı. Son maçı 1-1 bitti. redle miydi? Aynen 1-1 bitti. O maçta Hirlander, Höjlund, Horvat, hücum oyuncuları koy yedi. Koydun mu? Hücumları dinlendirmekle kalmadı. Defans oyuncusunda Saabek, sol bek stoper. Toplandı 3 oyuncuyu stoperden de defans hattından da köşeye aldı, dinlendirdi Sturm Graz. Yani bu maçın önemini biliyorsunuz. Ya bu Kievliler ya bu Ukrayna savaştan dolayı bir kollanıyor mu diye düşünmüyor değilim açıkçası. Yani bilmiyorum artık. Ben şüpheleniyorum. Fenerbahçe maçında da biraz şey oldum. Yani ön yargılamayın bilmiyorum ama bir olay var gibi. Tam bilmiyorum. Velhasıl kelam ben diyorum ki buradan iddialı boş verin, iddialı almayalım. Doğrudan Sturm Graz'ın galibiyetine 2-0-4 gibi orandan alalım geçelim diyorum. Doğrudan Sturm Graz galibiyeti. Hatta galibiyetin de tamam bunu da söylemeyeyim. Bunu yüksek orana saklıyorum. Tamam. Yeter zaten iki oran yüksek oran. Çok da güzel bir yüksek oranım var da yüksek oran grubuna saklıyorum. Maç sonu alabilirsiniz arkadaşlar. Geçtim. Rangers'la Glossier. 10 numara bir tercihim var. ideal Yüksek oranını da veririm zaten. Şimdi ilk maçı 2-0 yenildi. Gülose'ye ben ne dedim Meçelen karşısında? Youtube'da anlattım. pazar günü maçıydı sanırım. Dedim ki Gülose bu maçı kazanamaz. 0-1 çifte şansın 1.47 gibi oranı vardı. Bu takım son şampiyon olduğu için oranlar biraz ya 1.90 gibi oran vardı sanırım. 0-1 çifte şansına 1.47 gibi oranı vardı İyi atılıyorum. Ben ne dedim? 0-1 çifte şans 3. 3 farkla yenildi. 3 0 bitti o maç. Gülose takımı biliyor ki Rangers'ın deplasmanına ne kadar etkili olacağını. Ama onlar da 2 tane gol attı ya 2 farkla galip geldi. Avantaj elini aldı. Bakın İlk dakikadan itibaren Rangers'ın ısısını hissedin yani. O verecek sıcaklığı. Glossa kalesine geliyorum, geliyorum diyecek akın akın. Çok güzel bir tahminim var. Şimdi ben Rangers'ın baskılı oynamasını bekliyorum. İlk yerden itibaren, ilk dakikadan itibaren bastıracaktır. Ben diyorum ki bakın, ideal bir tercihtir. Bence kombinelerde de girebilir. İlk yarıda en çok korneri Rangers atar diyorum. Yani çok güzel bir tercih çünkü çok bastıracaktır. Eğer şöyle bir durum olabilir. Yani bu yatarsa nasıl yatar biliyor Maç 0-0 giderse bu gelir. Ama Rangers biri atar. Glossier'de oynamaya başlarsa orada biraz şansa kalır. Ama ben Rangers'ın daha etkili olup en azından bir de bırakmak istemediğinden dolayı kendi evinde hücum oyunculardan kaybetmiş olsa da Morelos, Kent gibi oyuncular sıkıntı olsa da ben burada diyorum ki baskıyla birlikte ilk kere en çok korneri Rangers kullanır. Onun dışında da Rangers'ın bu maçta galip gelmesini ve korner başına gitmek istemeyenler doğrudan bir Rangers galibiyeti de alabilir. Diyeceklerim bu kadar. 10 numara bir video oldu. 10 numara analizler üstünde çalışıyordum. Ha defterimi de kapatıyorum. Bu iş bu kadar diyorum. Çarşamba veya perşembe günü görüşürüz. Güzel tercihler. Sizlerden ricam videoyu atacağınız like'lardır. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.